ABD ve İsrail 1979'dan beri İran'da rejimi değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun için çeşitli araçlar kullanıyorlar. 1979'daki İslam Devrimi sonrası sürgüne gönderilen İran'ın son şahı Rıza Pehlevi'den İran'ın rejim değişikliğinin bölgeye zarar vermeyeceğine yönelik açıklama geldi. Pehlevi'nin bu açıklamaları İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Asil Fars halkı, rejiminiz sizi uçuruma sürüklüyor" sözlerine destek olarak yorumlandı. Reza Pehlivi de işte kurduğu internet sitesi, yaptığı açıklamalar noktasından sanki böyle bir batıda oyun kuruluyor ve o da müstakbel bir aday gibi, ki vurguları da çok enteresan. İşte demokratik, laik bir İran kurulana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim, demokratik bir seçim olana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim şeklinde. İşte bir kendisinin başında olacağı bir anayasal monarşiye, belki de kendisinin son görevini, Pehlevi ailesinin son görevini tamamlayacağı bir geçiş sürecine liderlik yapmak ister gibi. Peki İsrail sürgündeki şahı kullanarak İran'ın rejim değişikliğine yönelik darbe mi planlıyor? Özellikle Netanyahu'nun bu açıklaması açıkça bir devleti, bir rejimin sistemine müdahale edilmesini çağırması daha önce herhalde örneği görülmüş bir şey değil. Şimdi bu uzun vadeli bir plan ve şu anda somut güç üzerinden bir karşılaşma içinde olduklarını görüyoruz Tahran ve Tel Aviv'in. Yani artık sert güçle birbirlerine konvansiyonel anlamda müdahale ettikleri, gözle görülür şekilde vurdukları bir dönemdeyiz. Peki bu ambargo ve yaptırımlar 45 yıl boyunca başta ABD tarafından İran halkının omuzlarına neden uygulanmıştı? Bu kadar petrol ve gaz zenginliğine rağmen İran'ın ekonomik açıdan daha iyi günlere ulaşmasına engel olmak ve içeride rejimi sıkıştırmak için. Bu Netanyahu'nun mesajı çok rahatsız edici bir şey. Yani diğer devletlerin iç işlerine bu şekilde bir devletin açıktan müdahale edebiliyor olması çok ilginç.